Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere içli köfte tadında börek yapmak istiyorum. Onun tarifini vereceğim. Gerekli malzemeler: tavama bir adet kuru soğan doğradım. Benim soğanım büyüktü ama siz küçük soğan kullanacaksanız 2 adet kullanın. Ve yaklaşık 250 gram kadar kıymaya ihtiyacımız var. Ve en son 1 çay bardağı ince bulguru ıslatıyoruz 1 bardak sıcak suyla. Bunu ıslatıyoruz. Kıymamız kavrulası, kabarmış olacak. Daha sonra kıymalı harcımızı, bulgurumuzu da ilave edeceğiz. Böreğimizin yapılışına ilk önce iç harcını hazırlayarak başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü soğuması gerekli. Soğanı kavuruyoruz. Biraz kavrulduktan sonra kıymayı ilave edeceğiz. Soğanlar bayağı kavruldu. Artık kıymamı ilave edebilirim. Kıymayı da iyice kavuruyoruz artık. Kavruldu artık. Tuzumu ve baharatlarını ekleyebilirim. Tuz ekliyorum. Biraz kimyon. Tabi baharatlar damak zevkinize kalmış. İstediğinizi ekleyebilirsiniz. Biraz karabiber. Acı pul biber ekliyorum. Bu tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. Ve biraz kuru nane ekliyorum. Karıştırıyoruz iyice. Bu haliyle bile kokusu nefis yani. İsteyenler salça da ilave edebilir. Ben salçasız yapacağım bugün. Ve artık son olarak kabarmış olan bulgurumu ilave ediyorum. Onu da karıştırıyorum güzelce. Ve ocaktan alabilirim artık soğumaya. Ocağımın altını kapattım artık. Bir tabağa aktarıyorum ki harcım çabuk soğusun artık. Harcımız hazır. Şimdi yapımına geçebiliriz artık. Yufkamı ilk önce açıyorum. Komple. Ve dörde böleceğim. Keseceğim yani. Dörde kestim yufkaları, üst üste koyacağım. Benim yufkalarım tazeydi. Türkiye'den getirip buzluğa atmıştım. Çünkü malum Avrupa'daki yufkalar çok sert oluyor. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Ve kalan iki yufkamı da aynı bu şekilde kesiyorum ve hazırlıyorum. Şimdi klasik ıslatmak için sosumuzu hazırlıyoruz. Bir adet yumurta. Yaklaşık 1 bardak kadar, 1 su bardağı kadar süt. Sadece yufkaları ıslatmak için hazırlıyoruz bu sosumuzu. Ve çok az sıvı yağ. Bunu çırpıyoruz bir güzel. İsterseniz yoğurt da ilave edebilirsiniz. Şimdi artık yapmaya başlayabiliriz. İç harcım da soğudu. İlk yufkamı alıyorum. Tezgahıma. Şu şekilde. Her yerine gelecek şekilde sosumdan döküyorum ilk etapta. Evet, bu şekilde olması yeterli. Şu uzun kısmına çok kenarlara gelmeyerek İç harcımdan koyuyorum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi genişçe şöyle önce bir şu kenarları kapatıyoruz. Geniş bir vaziyette, gevşek bir şekilde sarıyoruz. Çok sıktırmadan. Bu şekilde hazır ettik. Kenara alıyoruz. Çünkü daha sonra başka bir işlemden daha geçecekler. Tüm yufkalarımı bu şekilde hazır ediyorum. Şimdi artık yapımına geçecek olursak son işlem olarak
Bir tabağa 2 adet yumurta kırdım. Çırpıyorum. Böreğimizi alıyoruz. İlk önce yumurtaya. Daha sonra galeta ununa batırıyoruz. Ve bir tabağa hazırlıyoruz. Daha sonra kızgın yağda kızartacağız. Önce yumurtaya. Daha sonra galeta ununa. Tavama biraz sıvı yağ aldım. Biraz bol olması gerekiyor gördüğünüz gibi. Bol yağda şimdi kızartacağız böreklerimizi. Kızgın yağın içerisine koyacağız. Ve pişirdiklerimizi peçete serilmiş servis tabağımıza alacağız. Yağım ısındı. Şimdi kızartmaya başlayabilirim. Arkalı önlü kızartacağız artık. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Kağıt havlu serilmiş tepsimi alıyorum. Tüm böreklerimi bu şekilde kızartıyorum arkadaşlar artık. Böreklerim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar bence. Kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama çok güzel kızardılar. Dışı hafif çıtır ama inanılmaz yumuşak. Umarım anlaşılır. Şimdi size bir tanesini kesip içerisini göstermek istiyorum. Yumuşacık. Şu şekilde iç harcı da. Nefis yani. İçerisi de pişti. Gördüğünüz gibi hiç kesinlikle hamur kalma ihtimali yok. Yani çok lezzetli bir börek. Değişik bir börek. Yani mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı da oldukça kolay. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle diğer tüm tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.